Çocuk ve öğretmek kelimelerinin yan yana olmaması gerektiğini düşünüyorum. Hatta çocuk eğitimi dediğimiz yerde yanlışın çocuk ve eğitim kelimelerini bir araya getirdiğimiz yerde. Yani eğitim dediğimiz yerde olduğunu her zaman anlatmaya çalışıyorum. İşte bunun gibi cinsel eğitim dediğimiz şeyde de çok sayıda sorunlar var diye düşünüyorum. Örneğin hala okuduğum kitaplarda şöyle diyor. Çocuklara cinsellikle ilgili şeyleri anlatmak için işte akşam saatlerini bekleyin. Loş ışık olur. İşte çocuk mesela uykuya dalmadan önce onunla konuşmaya çalışın. Bunlar uygun zamandır gibi şeyler söyleniyor. Bunların yapay olduğunu, doğallıktan uzaklaştırılmış olduğunu, çocuğun da bunları hissettiğini e, düşünüyorum e, ve o yüzden yanlış buluyorum. Şöyle yani Maria Montessori'nin dediği gibi, eğer öğrenmek doğal bir süreçse, bunları da doğal bir şekilde öğrenebilir bence çocuk. Yani küçük yaştan itibaren çocuğun yanında konuşmadığımız birçok şeyi çocukların yanında konuşabileceğimizi, bunların çocuk için kötü değil, tam tersine iyi olacağını düşünüyorum. Şöyle bir şey düşünün. E, diyelim ki etrafta bir çocuk var, kız ya da erkek çocuk fark etmez. Diyelim ki ben şöyle bir şey diyecek oldum. Küçük yaştayken biri benim bacağıma dokunmuştu ve ben kendimi kötü hissettim diyecek oldum. Şimdi etrafta bir çocuk var diye bunu söylemekten vazgeçmezsem ve bunu söylersem bunun o çocuk için iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü doğal bir ortam içerisinde çocuk bunun ne olduğunu öğrenecek. Yani biz o kadar soyutlaştırarak öğretiyoruz ki çocuklara bazı şeyleri Gerçek anlamda bunlarla karşı karşıya kaldıklarında kontekslerinden yani bağlamlarından koparılmış olduğu için çocuk aslında neyle karşılaştığını anlayamıyor. Ee, o yüzden ben çocuğu hayata hazırlamanın önemli bir parçasının da çocuğun evdeki öteki olmadan bizimle beraber her şeyi konuşabileceğimiz, paylaşabileceğimiz, bir varlığı bulunmasının evde son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Genellikle şöyle yapıyoruz, yani evdeki bütün kuralları biz belirliyoruz. İşte çocuğa bir oda veriyoruz, yahut işte bir yatak, bir yaşama biçimi veriyoruz ve çocuğun bizim kendi aramızda işte karar verdiğimiz o kuralları çocuğa dayatıyoruz. Çocuğun bunu buna uymasını bekliyoruz. Çocuk onun yanında konuşmadığımız bazı şeyler olduğunu da anlıyor ve kafasında bir soru işareti olduğu zaman kendisini sorma rahatlığında hissetmiyor. Yani ben böyle bir şey söylediğimde az önce verdiğim örnekteki gibi çocuk da kendisini o kadar rahat hissedebilmeli ki evdeki öteki değil, eğer evden biri ise yani aileden biri ise çocuğum o zaman kendisini işte düşüncesini ifade etmek, aklına takılan bir şeyi sormak konusunda son derece rahat hissedebilmeli. Ben ben okullarda bu cinsel eğitim adı altında yapılan şeyleri de o yüzden yanlış buluyorum. Genellikle biri geliyor ve resimlerle işte bir şeyler gösteriliyor. Bakın bu durumda böyle yapmalısınız, şöyle yapmalısınız deniyor ve bu doğal olmadığı için de çocuğu biraz tuhaf bir yere yerleştiriyor aslında bu. Şunu da çok yapay buluyorum, ister ailede olsun, ister okulda yahut bir başka yerde olsun, çocuğu bir şeyleri öğreteceğimiz, anlatacağımız bir nesne olarak görüyoruz. Konu cinsel eğitim olabilir yahut bir başka eğitim olabilir, bu fark etmiyor aslında. Ama böyle bir durumda çocuk, işte bizde bazı bilgiler var, onlara aktaracağımız daha aşağıda bir kap gibi, pasif bir nesne gibi oluyor. O yüzden ne zaman mesela çocuk istismarının olmadığı bir yer gördüğümü söyleyeceğimi söylüyorum her zaman. Bir çocuk bizimle aynı masada oturup bana böyle davranmanızın yanlış olduğunu düşünüyorum diyebildiği zaman. Çünkü her birimiz birbirimizle bunu konuşuyoruz. Yani bana böyle davranman yanlış diyoruz. İşte eşler şöyle davranmamalı, arkadaşlar böyle davranmamalı, taksi şoförleri, satıcılar. Çok liste genişletilebilir. İşte şöyle şöyle davranmamalı diyebiliyoruz ama çocuk bize karşı bana böyle davranmanızın yanlış olduğunu düşünüyorum diyerek Bizimle karşı karşıya genellikle konuşmuyor ve böyle olmadığı sürece çocuk ailemizden biri değil aslında ailedeki öteki ve çocuk da bu durumu kabulleniyor ve biz aslında böyle yaparak çocuğu tacize her anlamda tacize duygusal fiziksel cinsel anlamda tacize açık hale getiriyoruz çünkü çocuğa söylediğimiz şey bu. Ben kendim karar veriyorum sana nasıl davranılması gerektiğini ve onu sana dayatıyorum. Sen de bunu almak zorundasın. Yani ben sana aslında acı yüklüyorum ve sen bu acıyı almak zorundasın diyerek öğretiyoruz. Dolayısıyla çocuk da dışarıda biri ona herhangi bir şekilde yanlış davrandığında o acıyı almasını öğreniyor. Yani sorgulamasını aslında, sorgulayan mekanizmasını çocuğun örseliyoruz. Halbuki çocuğun cinsel anlamda yahut herhangi bir anlamda tacize uğramasını önlemenin aslında tek bir yolu var. Bu yol çocuğu korumak değil. Bak şöyle yapmasınlar, böyle yapmasınlar demek değil. Direkt olarak çocuğun bedeniyle ilgili bir şey de değil aslında bu. Bunun tek bir yolu var. O da çocuğun sorgulayan ve düşünen mekanizmasını en baştan örselememek. Fakat biz bunu örseliyoruz. Biz böyle davranıyoruz ve bu doğru diyoruz. Yani çocuğun bizim ona davranışımızı hiç sorgulamadan alıp kabul etmesini bekliyoruz. Böyle bir çocuğun bir başkası karşısında da bir başkası ona herhangi bir şekilde yanlış davrandığında harekete geçmesini bekleyemeyiz aslında. O yüzden e, cinsel taciz her birimizi ilgilendiren bir şey. Her zaman şunu söylüyorum. Çocuğa dışarıda biri tacizde bulunuyorsa eğer, onun suçlusu da aslında önce anne babadır. Çünkü önce anne baba duygusal anlamda taciz etmese çocuğu, çocuk dışarıda aslında tacize uğramaz. Özellikle de sistematik olarak olan bir şeyse bu. Yani aslında cinsel istismarın nedeni de duygusal istismar. Önce duygusal istismara uğruyoruz. Yani bize yapılan yanlışın yanlış olduğunu anlayamıyoruz ve bize yapılan yanlış karşısında susmayı öğreniyoruz. Daha sonra cinsel istismara uğradığımızda yahut herhangi bir şekilde istismara uğradığımızda bu onun eylemi, benim eylemim değil demeyerek ondan utanmamızın nedeni, kendimizi koruyamamamızın nedeni, kendimizi korumak için gidip bir başkasıyla bunu paylaşamamamızın nedeni yine o duygusal istismar. Halbuki çocuklara şunu öğretmemiz gerekiyor. Bu benim eylemin ve bir başkasının yaptığı bir eylemden dolayı çocuğun utanmaması gerekiyor. Bunun için de çocuğun kendisini anne babasından ayrıştırması önemli. Yani ben ayrı biriyim, çocuğum benden ayrı biri. Bunu yine o cinsel eğitim konusuna da bağlayacağım aslında. Mesela okullarda şöyle şeyler yapılıyormuş hala. Örneğin kız öğrenciler çağrılıyorlar ve başka bir yerde işte onları ergenlikle ilgili ama özellikle kız çocukların ergenliğiyle ilgili şeyler öğretiliyor. Ee, bunun sadece kız çocuklarına yapılmasını ben e, çok onur kırıcı buluyorum. Ya aslında bu cinsel eğitimle ilgili bütün anlattığım her şeyi son derece onur kırıcı buluyorum. Az önce bahsetmiştim nesneleştiriyor çünkü çocuğu. Eşim bu okullarda yapılan uygulamayı öğrendiği zaman şöyle bir şey söylemişti. Ben niçin öğrenmiyorum? Ben de bir erkeğim. Madem halihazırda hali hazırda böyle bir durum var kız çocuklarıyla ilgili. Bu beni de ilgilendiren bir şey ve ben de bunu öğrenmeliyim demişti. Hakikaten de böyle olmalı. Yani soyutlaştırarak düşünemiyoruz. Yani ortada bir durum var. İşte ergenlikle ilgili olabilir. Cinsellikle ilgili herhangi bir şey olabilir. Yahut bir başka mesele de olabilir. Fakat onu ortaya koyarak soyut şekilde tartışabilmeliyiz. Çünkü bu sadece kızlara ait, erkeklere ait bir mesele değil. Konuştuğumuz konuların hiçbiri aslında. O yüzden kız çocuklar ve erkek çocuklar ortadaki meseleyi kendilerinden bağımsızlaştırarak ve soyutlaştırarak dinleyebilmeli ve onun üzerinde tartışabilmeliler. Yani kadın ve erkeği böyle farklı gruplara sokmak aslında böyle şeylerden başlıyor. Çünkü kadını ilgilendiren her şey erkeği de ilgilendirir ve erkeği ilgilendiren her şey kadını da ilgilendirir ve bizim meselemiz sizin meseleniz diye bir şey yoktur aslında. Meseleler vardır ve onlar bir şekilde ortaya çıkarlar. Bilmiyorum buradan anlaşılıyor mu yani neden o cinsel eğitim dediğimiz şeyin aslında çocuğu nesneleştirdiği? belki bu söylediklerim üzerinden biraz daha iyi anlaşılabilir çünkü ortada bir konu vardır ve o anlatılır o hepimizin öğrenmesi gereken bir şeydir ama işte kızlara şu öğretilmeli erkeklere bu öğretilmeli diyerek onlara belli şekillerde cinsel eğitim yahut cinsel tacize karşı korunma biçimleri bence öğretilmemeli ve daha doğal şekilde olmalı zaten çocuğun yanında normalde konuştuğumuz her şeyi doğal olarak konuş konuşmaya başladığımızda çocuklar bunu soracaklardır. Ve biz de doğal ortamından koparmadan aslında bunları konuşabilmeliyiz. Biz utanıyoruz aslında ve biz utandığımız için de Çocuğun utanabileceğini düşünüyoruz. Daha doğrusu biz utandığımız için o kadar yapay ve tuhaf şekilde konuşuyoruz ki çocukla, çocuk da orada tuhaf bir şey olduğunu anlıyor. Yani özellikle biz mesela böyle bir mesele var, bunu da anlatmam gerekiyor diyerek yanına bir tik atıyoruz. Mesela bu işi yaptım mı? Evet, bu işi de yapmalıyım e, diyoruz. Ve o şekilde o çocuğa bir şeyler anlattığımızda anne babalık görevimizi yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Fakat e, bu aslında çocuğun bu konularla ilişkisini ben e, olumsuz, şekilde baltaladığını düşünüyorum, daha doğal şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Çocukların yanında konuşmamamızın önemli bir nedeni de şu, ya başkasına söylerse diye, bir örnek vermiştim hatırlarsanız. Yani diyelim ki ben şöyle bir şey söyleyeceğim, biri benim bacağıma dokunmuştu ve ben kendimi kötü hissettim örneğiydi. Bunu niçin çocuğun yanında konuşmaktan çekiniyorum? Çünkü çocuğum hakikaten de bunu gidip bir başkasına anlatabilir. Ama orada kendime şunu sormam lazım. Bu çocuğumun mutluluğundan daha mı önemli? Çocuğumun bir şeylerle karşı karşıya geldiğinde kendisini hazırlık bul hazırlıksız bulmasından daha mı önemli? Çünkü ilerleyen videolarda da anlatacağım. Her zaman üzerinde durduğum bir şey var. Ya başkaları ya çocuğunuz. Eğer başkaları düşüncesi daha önemli hale geliyorsa, ya başkalarının yanında yanlış davranırsa yahut başkaları düşüncesiyle herhangi bir şekilde çocuğa yaklaştığımda, çocuğa bir şey... Öğretmeye çalıştığımda başkaları endişesi taşıyorsam çocuğumun kendisini değerli hissetmesi mümkün değil. Şöyle bir şey olabilir. Ne zaman mesela çocuğun yanında bazı şeyleri konuşmam yanlış olabilir? Diyelim ki çok büyük bir acı yaşamışımdır. Örneğin yine az önce verdiğim örneğe tekrar geri dönelim. Birinin benim bacağıma dokunması konusunda ve o konu hakkında konuşurken hislerime engel olamıyorumdur. İşte ağlıyorumdur. Çok kötü bir hale bürünüyorumdur. Çocuklar tabii ki anne babalarını sağlam görmek isterler. Yani üzüntü belli bir yere kadar görülebilir ama işte kendinizi kaybediyorsanız, kendinizi yerlere atıyorsanız, çok sarsılarak ağlıyorsanız bunları örnek olarak veriyorum. Sizin bilebileceğiniz bir şey tabii. Sizin ne derece sarsıldığınız ya da ne derece bunu ilettiğiniz o zaman bu çocukta bir şeyleri yaralayabilir. Fakat ben kendimi güvenli şekilde bağımsızlaştırarak normal bir üzüntüyle anlatabiliyorsam, yani konuya karşı daha soğukkanlı davranabiliyorsam ve soğukkanlı şekilde konuşabiliyorsam o zaman çocuğun yanında her şeyi konuşabilmeliyim diye düşünüyorum. Eğer bir şey duygusal açıdan beni hala çok sarsıyorsa, hala etkisinden kurtulamıyorsam evet onu çocuğumun yanında konuşmamam belki daha iyidir ama bunu da içtenlikle çocuğa söyleyebilmeliyim diye düşünüyorum. Yani bunu aslında seninle konuşamıyorum çünkü bu beni çok etkiledi. Hala o etkilerinden sıyrılamadım. Üstesinden gelemiyorum. O yüzden bunu seninle konuşmuyorum diyebilmeliyiz. Fakat buradaki önemli kriter şu. Çocukla içten olabilmek. Her zaman söylüyorum, yine tekrar diyeceğim. Ben çocuğa karşı tamamen açık ...dürüst, içten olmayı te teklif ediyorum. Yani arada bir hiyerarşiye gerek olmadığını söylüyorum. Ve bu anlattığım şeyler de aslında hiyerarşiyi kaldırmaya yönelik. O yüzden her birimiz kendimize tekrar tekrar bunu sormalıyız. Çocuk ailemizden biri mi gerçekten de yoksa evdeki öteki mi diye. Burada vermek istediğim bir örnek daha var. Benim bir okurum var Eskişehir'de, Berivan Hanım. Berivan Hanım, iyi Aile Yoktur'u okumuştu ve bir söyleşime gelmişti. Öyle tanışmıştık. Peçeli bir e, hanım kendisi. 4 yaşında bir e, kızı var Meryem ve e, yine Meryem 4 yaşındayken bir doğum yaptı Berivan Hanım. Ve e, Meryem'in yanında doğum yapmaya karar verdi. E, evde doğum yapmaya e, karar verdi bir ebevinin e, yardımıyla. E, ve en başından itibaren zaten işte kızı, eşi hep beraber buna hazırlanıyorlar. Sadece doğum sırasında 5 dakika için dışarı çıkardığını söyledi. Ee, ve çocuğun bundan ne kadar olumlu etkilendiğini anlatıyor hala Berivan Hanım. Eskişehir'e gittiğimizde biz beraber bir video çekelim mi diye düşünüyorduk ama maalesef benim Eskişehir programım iptal oldu. Ama bir gün umarım Berivan Hanım'la yine bir video çekeriz yahut bir şekilde e, konuşuruz. Ben onun söyleyeceklerini de aslında aktarmayı çok istiyorum. E, çünkü şöyle düşünün yani biz ne yapıyoruz kardeş konusunda? Her şey uzakta oluyor ve eve getiriyoruz evet bir kardeşin oldu diyoruz. Halbuki çocuklar bizim zannettiğimiz gibi korkmuyorlar aslında birçok şeyden. En baştan biz onlara anlatırsak, onların ailemizden biri olmasına izin verirsek bizimle beraber o süreci kucaklıyorlar. Ve Berivan Hanım Meryem'in kardeşi Rüveyda'yı kıskanmadığını söylüyor. Çünkü o da sürecin bir parçasıydı. Yani doğumda bana çok güzel dulalık yaptı diye anlatıyor ve Meryem'in kendi doğumundan gelen bazı travmaları atlatmasına da vesile olmuş aslında bu doğum olayı. Ailece oradalarmış. Yani Berivan Hanım'ın eşi Meryem. Ve sonrasında da annelik yaptığını, işte bütün süreç boyunca orada olduğu için kardeşini hiç dışarıdan gelen biri olarak görmediğini, sürecin bir parçası olduğunu hissettiğini söylüyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani önemli olan konu ne olursa olsun, ister cinsellik, ister doğum, ister kardeşin gelmesi, ister bir başka şey, çocuğa ailemizden biri gibi davranabilmek. Biz de şöyle yapıyoruz. Yani evin kurallarını koyuyoruz ve çocuğun buna uygun şekilde davranmasını bekliyoruz ve daha sonra da e, çocuğun kendisini dışarıda tacize karşı korumasını bekliyoruz. Ya burada kendimiz de dürüst olursak eğer yanlış olan bir şey olduğunu anlamamız lazım. Şöyle düşünün. Ya ben özellikle metroda e, sıklıkla şuna rastlıyorum. Bütün çocuklar iyidir de biraz bahsettim bundan. Çocuk bizim istediğimiz şekilde durmak zorunda değil. Yani biz çocuğun o sırada oturmasını istiyoruz diye çocuk pusetinde oturmak zorunda değil. Ama anne babalar bazen mesela çocuğun dizlerine vuruyorlar çocuk oturmak istemediğinde ve çocuğu zorla pusetine oturtuyorlar. Yahut pusetten kalkmak istemediğinde zorla onu kalkmaya zorluyorlar. Bu şu demek, sen benim istediğim şekilde durmalısın. Şu anda oturmanı istiyorsam oturmalısın, ayakta durmanı istiyorsam ayakta durmalısın. Yemekte de aynı şekilde mesela. Çocuk doyuyor fakat biz yumuşak şekillerde de olsa hayır bir lokma daha al diyerek onu kendi içindeki bilgiyle çelişir hale getiriyoruz. Ve çocuk neyi öğreniyor? Dışarıdan kendisine gelen davranışı almasını ve burada karşı çıkmanın yanlış olduğunu öğren öğreniyor. İşte burada kendimizi sorgulamamız gerekiyor çünkü şöyle bir şey var. Ee, yani cinsel tacize dur diyerek cinsel taciz durmayacak. Her yerde bu oluyor. Mesela işte bir taciz tecavüz olayı işte e, paylaşılıyor ve bundan sonra bir infial yaşanıyor medyada. İşte çocuk bedenime dur de, bana dokunma gibi pankartlar açılıyor ve herkes bu sloganları paylaşıyor. Şimdi her birimiz bu sloganları paylaşsak, her birimiz günde 10 defa işte Twitter'da çocuk bedenime dur de desek çocuk istismarında hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü o işte tacizleri uygulayanların kendisi de bunun yanlış olduğunu biliyor aslında. Biz kafamızda şöyle düşünüyoruz. İşte bir yerde tacizciler var. Ee, ve sorun onlarda ve eğer o tacizciler cezalandırılırsa, bir şekilde işte toplum onlardan arındırılırsa sorun kalmayacak gibi düşünüyoruz. Halbuki tam tersi. Yani burada anlattığım her birimizin içinde olduğu o çocuğa yaklaşımın ta kendisiyle taciz son derece iç içe geçen şeyler. Ee, Gulak Archipelago romanında şöyle bir sözcük vardır. Sanki bir yerlerde kötü eylemlerde bulunan bazı insanlar var. Ve biz o e, insanları cezalandırdığımız zaman her şey kendiliğinden düzelecek. Halbuki böyle bir şey yok. Terry Eagleton'ın da söylediği gibi, toplum şunun üzerine aslında mekanizmasını kuruyor. E, i̇şte önce günah keçileri bulmak, onları cezalandırmak, sonra başka günah keçileri bulmak. Bu ne işe yarıyor? Biz temiziz o kötü demeye yarıyor. Yani burada böyle söyleyerek çocuk tecavüzcülerini aklamaya çalışmıyorum. Ama çocuk tecavüzcüleriyle bizim işte o kutsal anne miti, işte kutsal anne baba miti arasındaki o son derece sıkı bağ üzerine muhakkak düşünmemiz gerektiğini ve çocuğu tacize, tecavüze sadece cinsel değil her anlamda tacize ve tecavüze iten şeyin aslında Bizim ona yaklaşımımız olduğunu, evdeki duygusal istismar olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Çocuğun orada karşı koyamamasının nedeni de, daha sonra gelip bunu anlatamamasının nedeni de aslında bize her zaman çocuğun kendisinin suçlu olduğunu öğretmemiz. Şöyle düşünün. Yani Çocuğu öpüyoruz. Bu her zaman verilen bir örnektir ama bu örnek üzerinden tekrar düşünmemizi istiyorum. Sadece izin almak yeterli değil çünkü çocuğu öperken. Yani benim neslimdeki insanlar şunu bilirler: Biz tabii ki insanlar bize gelip seni öpebilir miyim diye sorduklarında hayır diyemezdik çünkü o zaman suçluluk duyardık. Öyle değil mi? Çocuğun bunu hissetmemesi gerekiyor. Yani hayır da diyebilirim ve eğer hayır dersem suçluluk duymama gerek yok diye çocuğun hissetmesi gerekiyor. O yüzden çocuk bir şekilde davranışlarında zaten rahatsız olduğunu hissettiremiyorsa bu da tacize son derece işte zemin hazırlayan bir ortam. Daha sonra bir başkası da ona istemediği, rahatsız olduğu bir şekilde dokunduğunda tabii ki çocuk orada da karşı çıkamayacak. O yüzden mesele zannettiğimizden çok daha çetrefilli aslında. Her yerde şöyle söyleniyor, çocuk istismarına dur de. Hayır, çocuk istismarına dur demeyelim. Tam tersine çocuk istismarını çözümleyelim. Çocuk istismarının ne olduğunu anlayalım ve suçun tacizcide olmadığını, her birimizde olduğunu, aslında tacizciyi ortaya çıkaran o zihniyetin de şu anda inandığımız o yerleşik zihniyetten daha farklı olmadığını anlayalım. Çünkü bakın yani suçu tacizcide bulmak çok kolay ama tacizci neden çocukları taciz ediyor? Çünkü kendisi de çocukluğunda o kadar çok aciz hissettirilmiş ki ona bir güç yükleniyor, bir acı yükleniyor ve o acı karşısında pasif durması gerektiği öğretiliyor. O çocuk tacizcilerinin hayat hikayelerinde sıklıkla olan bir şey vardır. Mesela şöyle derler, annem bana dayak atarken hazır ol da durmam gerekiyordu, hareket etmemem gerekiyordu. Yani o dayakları olduğu gibi kabul etmem, kendimi korumamam gerekiyordu. Ve kendileri de bunları içselleştiriyorlar hakikaten de. E bunu içselleştirdiği zaman ister çocuk olsun, ister yetişkin olsun ne yapıyor? Kendisinden daha zayıf bulduğu bir varlık olduğu zaman ki mesela çocukların hayvanlara eziyet etmesi böyledir. Daha önce bahsetmiştim galiba. Akran zorbalığı dediğimiz şey de bunlardan biridir. Çocuk yukarıdan birinin bir hiyerarşi sistemi içerisinde kendisine dayattığı acıyı almasını öğrendiği zaman kendisinden daha zayıf bulduğu varlıklar karşısında Gücünü uygulamak istiyor. Mesela bir çocuk tacizcisinin yazdığı şeylerde şöyle bir şey vardı verdiği röportajda. Çocukları kaçırıyor ve önce aslında amacı o çocuklara işkence etmek. Çünkü onlara işkence ederek mutlu oluyor. Normalde çocuklardan cinsel anlamda tahrik olan biri değil. Fakat... Çocukların acizliği karşısında dayanamıyor ve onlara tecavüz etmeye başlıyor. Zaten pedofili dediğimiz şey de aslında temelinde bu. Yani pedofili'nin temelinde kendisini güçsüz hisseden kişinin daha güçsüz biri bulduğunda hissettiği o gücünü uygulama arzusu yani böyle bir motivasyon yatmakta. O yüzden dediğim gibi burada çocuk tacizcisine aklamaya çalışmıyorum fakat arkasındaki nedeni anlarsak eğer zaten ne çocuk tacizcileri ortaya çıkacak ne de çocuklar kendilerini tacize maruz hale bırakacaklar. O yüzden bu aradaki sistematiğin çok daha iyi değerlendirilmesi ve çözümlenmesi gerektiği kanaatindeyim.